Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel bir karanfil oyası modeli hazırladım. Modelimiz bu şekilde sarı ve böyle eflatun renginden ara suyumuz da bu şekilde kirpikli 5 kirpikli ara suyunu hazırladım arkadaşlar Evet modelimiz bu şekilde yapımı da çok kolay arkadaşlar nasıl çok kolay bir şekilde bu şekilde hazırladım şimdi hep beraber nasıl kolay bir şekilde hazırladığımı sizlere tarif edeceğim Arkadaşlar şöyle bir duruşu da çok güzel duruyor Evet, yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce karanfilimizi, motifimizi yaparak başlayacağız ve 20 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle orta sıklıkta arasına gireceğimiz için 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19 ve 20. Ne arkadaşlar çok sıkı ne gevşek. Şöyle orta karar 20 tane zincirimizi bu şekilde çektik. 20 tane zincirin boyutu da bu şekilde oluyor. Şimdi bir defa doluyorum tığımın başını. Şöyle baştan sayarak başlıyorum. 6. zincirimin içine de buraya sık iğne ile ipimi arkadaşlar 2 2 alarak tutturuyorum. Bakın küçük bir kutucuk yaptık arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Şöyle bir defa tığımı donat. Aynı zincirimin içine giriyorum. Yine buraya iki iki alarak bir trabzan yapıyoruz. Şöyle tutma yeri biraz sizi zorlayabilir ama arkadaşlar bakın üçgen bu şekilde yuva yaptık. Bu ıı, kutucukla ıı, bir sonrakiler önemli değil. Sadece zincir çektiğimiz bu üçgen, zikzaklı yuvamız önemli arkadaşlar. Zaten zikzak yaparak gideceğiz. Bakın, şimdi hiç zincir çekmedim, bir defa doladım. Şöyle bir, iki, üçüncü zincirime yine giriyorum. Yine buraya bakın, iki, iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 zincir bir defa doluyorum bu trabzanımı yaptığım yere girip hemen aynı yerden yine 2 2 alarak üçgen şekilde yuvalar yaptım bu üçgen yuvalar önemli arkadaşlar bu üçgen yuvaların içerisine kirpikli trabzanlar yapacağız buraları Ve bu boşları atlayacağız bir tane atlayıp bu zincirli yuvanın içine girip buraya kirpikler hazırlayacağız. Bakın iki tane bu şekilde zincirli üçgen yuvamızı hazırladık. Şöyle bir defa tığımı doladım. Hemen bir iki üçüncü zincirimin arasına giriyorum ve buraya da iki iki olarak aldım. Bu şekilde alttaki iki zincirki yerine geçiyor arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyorum bir defa doladım. Aynı Trabzan yaptığım noktaya şöyle 2 2 olarak aldım. Bakın. Yuvamız 3 oldu. Bu üçgen yuvalardan 5 tane yapacağız. Şöyle yanına iki tane daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Yuvamızı bu şekilde hazırladık. 5 tane yuva oldu. Hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. şöyle döndürüyorum arkadaşlar modelimi bir defa tığımı doladım bakın bu zincir çektiğimiz yere giriyorum buramız burası yuvamız oluyor 2 2 olarak alıp trabzan yapıyorum 4 zincir 4 zincirimi hemen kapattım bu trabzanımın arasına tomurcuğum oldu bir defa tığımı doladım bu yuvaya girdim 2 2 olarak aldım. 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum. Tam yaptım. Bir defa doladım. Bakın aynı bu iki zincirli yuvanın içine 5 tane arkadaşlar dolduruyoruz. 2 tekrar 1 2 3 4 köşe olduğu için sadece bu yuvayı doldururken biraz arkadaşlar tutmakta zorlanabilirsiniz şöyle o da kolay bir şekilde koltuğunuzda yapacaksınız bir defa doladım ve aynı yuvanın içine giriyorum 2 2 olarak trabzanımı yaptım 4 zincir hemen 4 zincirimi buraya trabzanımın arasına kapattım. Evet dört tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Burayı beşe tamamlıyoruz. Hemen iki iki alarak trabzanımı yaptım. Dört zincirimi hemen yuvamın içine sık iğne ile sabitledim Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bakın Şimdi kıvrılma kolay kıvrılma püf noktası demiştim ya arkadaşlar. Bakın burayı atlıyorum. Zincirli olana zincir çekmeden yaptığım bu yuvayı atlayıp bu zincir çekerek yaptığım zikzamın içine geçiyorum. Yani bir sonraki sıradakine değil. Burayı boş bırakıyorum. Bura boş bırakınca öyle güzel kıvrılıyor ki arkadaşlar çok güzel oluyor. İnşallah şimdi kirpiklerimizi yapınca kıvırma işleminde de göreceksiniz. 4 zincirimi çektim. Aynı yuvanın şey trabzanın arasına kapattım tomurcuğumu. Bir defa doluyorum. Şimdi aynı yuvanın içine 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle 4 zincirimi çektim. Neden iki tane zincir çektik arkadaşlar minik olsun diye marullansın şu şekilde yaparken bakın fazla fazla geldiği için kirpikli trabzanlarımız marullanıyor o yüzden minik iki zincirli yuva yaptık sırf marullu dursun diye. Evet tekrar dört zincir boyamızın özelliği bu katlarken kıvrım kıvrım olsun diye marullu yapıyoruz bir defa doladım ve yine 2 2 olarak alt 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya 4 zincirimi tomurcuk olarak bakın 4 tane oldu bir tane daha yapıyoruz hemen 2 2 trabzanımızın alımı da 2 2 2 ikili trabzan yine 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum Evet 5 tane yaptık. Şimdi bir defa doladım. Hiç zincir çekmiyoruz. Zincir çekmeden yapıyoruz. Yine bakın bu yuvanın birini bırakıp sadece zincirli olan yuvamıza zikzaklı üçgen yuvamıza giriyoruz arkadaşlar. Ve 2 2 alarak geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar bu iki yuvayı nasıl doldurduysak sadece zincirli olan zikzaklı yuvaları dolduralım. 3 tane kaldı. Onları da hemen doldurup geliyor. Evet arkadaşlar bakın bitmiş hali bu şekilde oluyor. Dediğim gibi sadece bu zincir çekili yuvalara yaptık. Ve 5 tane bu şekilde kıvrımlı yuvamız oluyor. Şöyle arkadaşlar 2 zincir çekerek de tabii ki bıraktık bu ipimizi bırakırken. Ee, ters tarafına çevirdim. Burası ters tarafımız. Şöyle. Şimdi kıvıracağız bunu. Şöyle bakın biraz hani marullandığı için baştan ilk önce iki kirpiğimi şöyle katlayıp şöyle iki kirpiğimi katladım. Buradan minik bir iki tane kirpiğini katladım. Bunu bu arkadaşlar yuvanın hizasına trabzan hizasına getirdim. Şimdi başlıyoruz şöyle ince ince kıvırmaya şöyle bakın yuvalar nasıl güzel kıvrılıyor şöyle açık açık gözüküyor arkadaşlar incecik bir şöyle kök oluyor karanfilimizde yuvalarımız yuvaları kaydırmadan arkadaşlar yaparsanız çok güzel duruyor şöyle sivri bir kök oluyor bakın yuvaların üzerine üzerine bu şekilde katlıyoruz evet. 10 tane yuvadan 5 tane yuva elde ettik birini boş birini dolu yaparak bakın en sonuncu 6 altı zincirle döndüğümüz yerde boş kaldı bir dolu bir boş yaparken orası da bu şekilde boş kaldı Evet şimdi en sonuna kadar katladık 2 zincir çekerek bıraktığım bir ilmeğimi tutayım arkadaşlar şöyle şu elimle tutuyum bakın bu sivrilik önemli arkadaşlar bu yuvayı kaydırmadan bu sivriliği tutmak önemli. Bu yuva var ya hani boş kalan onun hizası bakın. Bura önemli. Bunun içine giriyorum ve buradan şöyle aralarından geçerek yuvalardan buraya ilk önce sık iğne ile tutturdum. Şöyle tutturduğum yer otursun diye şöyle dibine de bir zincir çektim arkadaşlar. Evet, ilmeğimizi tuttuk arkadaşlar. Bakın Hemen bu yaptığımız zikzak yuvaların içine girip şöyle karşı tarafındaki yuvaya doğru ilerletiyoruz. Düzgün sarılınca arkadaşlar bir yere de takılmıyor. Kolay bir şekilde geçiyor. Yuvaları üst üste sardık. Şöyle otursun diye dibine de bir zincirimi çekiyorum. Hemen bakın sıradaki şöyle yuvanın içinden girip şuradan çıkıyor. 3 tane 4 tane yeterli arkadaşlar girmeniz bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Bakın, şöyle güllerimiz de açılıyor kendiliğinde bu şekilde şimdi ben bunu dibine bir zincirimi çektim bir tane daha çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar bunu yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle elimizle açıyoruz bu kolay böyle güzel ve sivri olmasının sebebi arkadaşlar bunun bir yuvasını boş bir yuvasını bu şekilde dolu yaptığımız için kolay bir şekilde sardık. Hemen de kıvrıldı. Boş olan yerlerden kolaylıkla geçildi kıvrıldı. Ve karanfilim hazır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi karanfilimi çatalım. Evet arkadaşlar şimdi bakın İlk önce bu ara suyunu yaparak başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Şimdi arkadaşlar ben ara suyunu da göstereceğim. Burada bırakmışım. Ee, sık iğne ile tığ battığımızın içine sabitliyorum. Şöyle dibine bir zincirimi çekiyorum. ipimi uzatıp şöyle orta büyüklükte iki tığ battı geçecek şekilde bir trabzan yapıyorum. Bakın orta büyüklükte bir örümcek ve tığın başını iki defa dolayıp iki tane tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum şimdi arkadaşlar bir zincirimi çektim isterseniz bunu sallantılı olmasın istiyorsanız örümcekli sade örümcekli de yapabilirsiniz Evet bu şekilde şimdi elime aldım karanfilim arkadaşlar bu kapattığımız noktadan bakın bu şekilde kapattığımız yerden veya ne tarafına gelirse arkadaşlar fark etmez buradan şöyle tığıma iki veya üç tane ilmek gelecek şekilde arasından girip sık iğne ile sabitliyorum şöyle dibine otursun diye de bir zincirimi çektim bakın bunu hemen buraya trabzanıma tutturdum ve 5 tane sık iğne yapıyorum trabzanıma 2 3 4 ve 5 6. arkadaşlar hemen bir ilerideki dibine batmıyorum şöyle yan dursun diye sık iğne bu şekilde sabitledim şimdi bakalım arkadaşlar ara suyunu da yapalım isterseniz o şekilde bakarız hemen Aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Örümceğimiz için muhakkak bir zincirimiz şart. Şöyle iki tığ battı büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum. Ve bir iki defa tığımı doladım. İki tane atlayıp üçüncü tığ battımın içine iki, iki, iki olarak bu şekilde aynı çiçeğimde yaptığım gibi bir trabzan yaptım. Beş tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapatıyorum arkadaşlar şöyle ters tarafını çevirdim trabzanı kapattığım noktama sabitliyorum şöyle bir tane zincir çekip düz yüzüne döndüm bu 5 zincirli minik yuvanın içine de giriyorum sık iğne ile sabitliyorum buraya 5 zincir 5 zincirimi çektim hemen sık iğnemin arasını sabitliyorum bu birinci kirpiğim hemen yeşil yuvaya yine bir sık iğne yapıyorum yine 5 zincir 5 zincirimi bakın iki sık iğneyi aralayıp kirpiğimi oraya kapatıyorum şöyle şatafatlı bir kirpiklerim görünen kirpiklerimiz olsun eğer sık iğne zorlanan olursa yuvanın içine direkt batabilir 4 ve 5 zincir kapattığım iki sık iğnenin arasına 5 zincirimi ve üçüncü kirpiğimi yaptım dördüncü kirpiğim için buraya bir sık iğne 5 zincir hemen aralıyorum arkadaşlar sık iğnemi kapattım tekrar yuvanın içine sık iğne ile sabitledim yine 5. ve sonuncu kirpiğimi bu şekilde buraya sabitliyorum. Sık iğne ile buraya girdim. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorum. 5 tane sık iğne yapacağım tırabzanıma. 2 3 4 ve 5. 5 tane buraya bu şekilde bakın sık iğnelerimizi yaptık dibine değil bir sonrakine girip hemen sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar modelimiz bitti Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi bu modelimizi nasıl ütüleyeceğiz diye soran arkadaşlar hani gülü motifi nasıl ütüleyeceğiz diyenler Arkadaşlar bunun saç spreyi sıkabilirsiniz, Yumurtakı kullanabilirsiniz. Lakin bakın o kadar sıkı sıkı sardık ki incecik bir de hani birini boş, birini dolu yapınca bu şekilde güzel bir kıvrım şekli oluşuyor. Bence gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilir. Eğer lakin hani böyle kalıp gibi dursun şöyle motif şeyimiz açılsın diyorsanız bu şekilde bakın gayet güzel duruyor duruşu hoş sizce de öyle değil mi arkadaşlar bunun mesela karanfil kırmızıdan olur diyenler sarıdan olur diyenler arkadaşlar istediğiniz böyle rengarik karanfillerden de yapabilirsiniz ben bu şekilde sizler hani kendi zevkime göre yaptığım iplerim bu şekilde ayarladım ip renginizi istediğiniz renkten ayarlayıp tülbentinizin çiçeğinden renginden zevkinize göre her renkten yapabilirsiniz arkadaşlar bakın şu güzel duruşa bakın yapımı da gördüğünüz gibi çok çok kolay arkadaşlar böyle şöyle bir iyice ekran resmi almak isteyenler için tutmak istedim ama arkadaşlar elimden geldiği kadar şöyle becerebildiğim kadar Evet modelin bu Allah'a emanet olun arkadaşlar bir de emeklerim için tabii ki beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çocuklar kızıyorlar. Anne abone ol demedin. Anne <laughs> destek istemedin diyorlar. Evet arkadaşlar. Beğendiğiniz zaman bir like, bir abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.